Maşallah hoş geldiniz. Demir elin sözüdür siyasette. 24 saat çok uzun bir süredir diye. Esasen bu hayatın pek çok alanında da böyledir. Bazen evet günler geçmek bilmez ama bazen saatler, sadece günler değil haftalar değil, saatler, hatta dakikalar bile çok uzun. Hafta sonu yaşanan gelişmeler bize bu, bunu bir kere daha söyledi, hatırlattı. Joe Biden Amerikan başkanlık seçimi yarışından çekildi ve Beyaz Saray'daki son 5 ayına girdi tahminen 20 Ocak gibi yeni başkana görevi devredecek. Demokrat veya Cumhuriyetçi başkana o zamana kadar da yaklaşık 5 ay var. Ve Demokrat Parti önümüzdeki 19-22 Ağustos'ta kongresini toplayacak ve yeni adaya, yeni başkan adayına karar verecek. Sonrasında da işte seçime Eylül, Ekim, Kasım'ın da başında olacağına göre iki buçuk ay gibi bir süre kalacak. Yani yeni başkan adayı sadece iki buçuk ay kampanya yapabilecek. Şu anda kampanya yapabiliyor mu? Yapamıyor. Cumhuriyetçiler yapıyor, aylardır yapıyor ki Trump'ın başkan adaylığı da kesinleşti. Fakat Demokrat Parti bundan yoksun olacak. Fakat bu rüzgar, bu hareketlenme Belki demokratlara yeniden seçimi kazandırabilir, bilmiyoruz. Yeni bir adayla, yeni bir heyecanla ve yeni bir söylemle, bilemiyoruz. Bu karikatür The Times'ta yayımlandı bugün. Çok da güzel, hani bu mavi ekran vardır bilgisayarlarda karşınıza çıkar. Cuma günü öyle olmuştu. Microsoft'un güvenlik yazılımı çökünce bütün dünyada başta ulaştırma ve bankacılık hizmetleri olmak üzere pek çok şey aksamıştı ve sonrasında da bunun düzelmesi saatler hatta bazı yerlerde 1 iki gün sürdü. Çünkü sistem çökünce tekrar kaldırması zaman alıyor, ayağa kalkması zaman alıyor. Bu işte mavi ölüm ekranı denen bilgisayarlara düşen ekran da başka bir şey yazıyor tabii şu anda. Karikatür öyle ve başı düşmüş bir Biden fotoğrafı var. Arkadan görüntüsü. Bu esasen başkanlık seçim sisteminde yaşanan bir arızayı, aksaklığı te e temsil ediyor karikatür. E Joe Biden başı düşmüş şekilde orada şu yazıyor. Yani başkanlık kampanyanız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor siz olmaksızın. Siz olmadan yeniden başlatmamız gerekiyor. Başkanlık kampanyası bir sorunla karşılaştı ve çöktü. Güzel bir e karikatür ve... Joe Biden bu karikatürle de gitti. Halbuki 24 saat uzun süredir derken onu kastediyorum. Başkanlık yarışından çekildiğini belirten açıklamasından 18 saat önce paylaştığı gene bir X platformu mesajında "Kazanacağız, yaşamlarımızı bu Trump tehdidine bırakamayız" falan gibi bir tweet atmıştı. Hatta o tweette ya Joe Biden galiba bırakmıyor, devam edecek. Manasına gelmişti çok geçmeden kazanacağız Trump'a terk edemeyiz ülkeyi derken 18 saat sonra bırakıyorum dedi ve Kamala Harris'i işaret etti kendi yardımcısı birlikte seçildiler ve Joe Biden'a bir şey olması durumunda Kamala Harris otomatikman başkan oluyor birlikte seçildikleri için fakat adaylıkta böyle değil yani Joe Biden'ın ben gidiyorum ama yerime de Kamala Harris'i bırakıyorum demesi belirleyici değil. Gerek toplum açısından, gerek verilecek oylar açısından gerekse Demokrat Parti'nin 19-22 Ağustos'ta toplanacak kongresi, son nihai başkan adayına karar verilecek kongresi öncesinde tabii Joe Biden'ın Kamala Harris işaret etmesi sayfalar dolusu Kamala Harris yorumunu da beraberinde getirdi ve kimdir bu kadın? Bir göçmen ve iyi eğitim almış bir göçmen. Mesela bu da genç fotoğrafı. Kaliforniya'da hukuk okurken ve yeniden yine yeniden Kamala Harris üzerine egzersizler veya acaba olur mu şansı nedir egzersizleri yapılmaya başlandı. Esasen ben dahil hepimiz Kamala Harris'in Joe Biden'dan sonraki başkan olabileceğini 4 sene önce yazıp söylemiştik. Fakat sonra bu duygumuz erozyona uğradı. Bu düşüncelerimiz değişti. Çünkü Kamala Harris 4 yıllık başkan yardımcılığı süresince parlak bir kariyer, geleceğin başkanı olacak olabilecek bir profil ortaya koyamadı ve e, 4 yılda parıltısı yani 4 yılı da parıltısı azalmış bir şekilde esasen sonlandırıyor tam da böyle bir aşamada Joe Biden'ın mecburen çekilmek zorunda kalması sağlık nedenleriyle sonrasında da yerini Kamala Harris'e bırakması elbette adaylığını tartıştırıyor güçlü bir profil güçlü bir geçmiş baskın bir karakter bu işi çekip çevirebileceğine dair bir umut ortaya koyabilseydi elbette tartışmasız olarak Kamala Harris gümbür gümbür geliyor diyebilirdik ama onu diyemiyoruz. Türkiye'nin özür dilerim Amerika'nın ilk kadın başkanı olabilir falan diye yazdık Twitter mesajları orada duruyor. Sadece ben yazmadım onlarcası binlercesi yazdı. Fakat dediğim gibi bu hayal hayal kırıklığına evrildi. Geçen dört yıl içerisinde Ben Jones paylaşmış diyor ki bu Amerika'daki insan sorunuyla da ilgili bir problem. Hep konuşuluyor. Yani bu konu sadece Joe Biden, Trump'a falan mı kaldı? Yani 8 senedir, 12 senedir hep aynı adamları konuşuyoruz. O bir istatistiki olarak bakmış başkan ve başkan yardımcısı adaylarına 76'dan bu tarafa. 76'dan bu tarafa diyor Biden, Bush ya da Clinton'ı soyadı olan başkan ya da başkan yardımcısı adayı bu isimlerin dışında ilk defa böyle bir seçime gidiyoruz diyor. Yani 76'dan bu tarafa yapılan tüm seçimlerde ya başkan ya da yardımcısının soyadı Biden'mış, Bush'muş, Clinton'mış. Düşünebiliyor musunuz? Evet, böyle. Yani The Time, özür dilerim, Time dergisi panik kapağıyla çıktı. Pek çok dilde zaten bu, bu şekilde tercüme edilebilir. İngilizcesiyle, Türkçesiyle aynıdır. Haziran ayı sonunda yaptığı kapakta e, demokratlardaki paniği gösteren bir kapaktı bu. Yani kırmızı, kıpkırmızı bir kapak ve Joe Biden çerçeveden çıkıyor. Ve e, bunun paniği yaşanıyor. Bunu gösteren bir şeydi ama o günlerde baktığınızda e, Biden hala adaydı. Hoş debate'i kaybetmişti Trump'a karşı. Fakat ona rağmen e, durumundan, pozisyonundan ödün vermiyordu. Sonrasında Time karikatürü güncelledi. Biden çerçeveden çıkarken Kamala Harris girdi. Çok enteresan. Yaklaşık işte 3-4 hafta arayla bu kapakları güncellemesi önemliydi. Hemen böyle bir refleksi göstermesi önemliydi. Sağda bir ay önceki ya da 28 Haziran'daki kapak, solda da 21 Temmuz'daki kapak. Yani arada 20-25 gün ya var ya yok. Evet, enteresan. J.D. Vance tamam hemen devreye girdi. J.D. Vance kim? Başkan yardımcısı adayı Trump'ın 39 yaşında ve görüşleriyle, radikal fikirleriyle falan dikkat çekiyor ve aday gösterildiği günden beri de Trump'tan çok o konuşuluyor, o tartışılıyor. Onun profili üzerine analizler yapılıyor. Herhalde başkanlık kampanyası yani başkanlık seçim kampanyaları esnasında bu kadar konuşulan ikinci bir başkan yardımcısı adayı olmuş mudur bilmiyorum. Önceki seçimlere bakmak lazım. Fakat çok konuşuluyor. Belli ki bundan sonra da çok konuşulacak. O böyle bir e, tweet atmış Joe Biden'ın çekileceğim açıklamasının ardından. Orada da oturamazsın. Yani sen artık e, görev ehliyetini kaybettin. Senin sağlık e, problemlerin, sağlık durumun aday olmaya engel olduğu gibi son beş ay Beyaz Saray'daki işleri götürmene de engel. Çekil, oradan da çekil diyorlar. Yani e, tabii çekilmesi durumunda Amerikan yasaları açık. Başkan yardımcısı yemin ederek başkan oluyor. Burada tabi Murat Belli Joe Biden'ı tamamen gömmek ve Kamala Harris'i de başkan yapıp otomatikman onun yıpranmasını temin etmek. Fakat e, o konuda şeyde e, Beyaz Saray'da önlemlerini almış görünüyor. Joe Biden istişareyi yani ayrılacağı istişaresini sadece Kamala Harris'le yapmış muhtemelen eşiyle de Jill Biden da önemliydi bu süreçte. Onu da ileride yakınları anılarını yazarsa anlayabileceğiz şu anda bilmiyoruz. Beyaz Saray çalışanlarının başkan danışmanlarının bile bilmediği bir konu şaşırdık sürpriz oldu bizim için de diyorlar. Ama Kamala Harris de istişare etmiş ve e, kendi yerine onu aday göstereceğini de onunla istişare etmiş. Zaten Kamala Harris de, kazanacağız falan diyerek 107 gün kaldı seçime falan diyerek de mesajlarını paylaştı. Demokrat Parti Kongresi'ne hiç atıfta bulunmadı. Halbuki henüz adaylığı kesin değil adaylığı kesinleştirecek konu 19-22 Ağustos. Fakat dikkat eder misiniz tam da şu süreçte. Tekrar bir rol değişimi oldu. Yani Amerika'da her ay başka bir konu konuşuluyor. Bir önceki ay Trump'ın ne bileyim bir porno starla davası duruşmaları konuşulurken... ...hemen arkasından Biden'la münazarası CNN'de çıktığı o konuşuldu. Ardından Biden'ın ne kadar bu işe el, elverişsiz olduğu o konuşuldu. Sonra Trump kurşun yedi Pensilvanya'daki bir seçim mitinginde... O konuşuldu ardından e, Cumhuriyetçilerin kongresi konuşuldu ve şimdi Demokratların kongresi konuşuluyor. Ve elbette sadece Kamala Harris'e kadar değil Ömer Murat yazmış. Michelle Obama da anketlerde açık ara önce ve enteresan bir şekilde diyor. Obama e, dikkat çekici şekilde Obama ailesi o yani e, e, Barack Obama Joe Biden'a çekilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ve kutlarken çekilme kararından sonra da Kamala Harris'e işaret etmedi. Ve dikkat çekici şekilde Michelle Obama da Biden kampanyasına destek vermiyor. Yakın dönemde aralarında bir soğukluk oldu. Gözlerden de kaçmıyor. Ömer Murat bunu söylemiş. Michelle Obama faktörü de devrede. Ve başka isimler de var. Başka adaylar da var. Başka e, Demokrat Parti'de bu işe heveslenen vali pozisyonunda, senatör pozisyonunda, kongre üyesi pozisyonunda insanlar var. Neden olmasın ki Amerika'da bir hele hallice bir eyaletin valisiyseniz ya da çoğu başkan da valilikten gelmiştir. Yani geriye doğru başkanlara baktığınızda eyalet valiliğinden gelmişlerdir. Senatörlükten gelmişlerdir. Amerika'da senatör veya vali olduğunuzda Beyaz Sarayı hedeflersiniz. Bakalım ne olacak? iş nereye gidecek? Göreceğiz. Demokrasi için vuruldum diyor. Donald Trump kurşunun ardından Demokrat Parti, Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin hemen ardından yaptığı ilk mitinginde. Kulağa tanıdık geliyor, değil mi? Fakat enteresan bir şekilde bu unutuldu şu anda. Artık demokratların adayının kim olacağı konuşuluyor. Fakat saldırgan ile keşif yapmış ve pek çok saldırganla ilgili haberler çıkıyor. Bu haberleri alt alta koyduğunuzda şu da ortaya çıkıyor. İşte saldırgan yalnız hareket etti. Tüfeği kendi aldı. Cephaneyi kendi temin etti. Kendi işte efendim fizibilite yaptı. Tatbikat yaptı falan ve kendi kendisi geldi. Bir çatıya çıktı ve işte 100-150 metre mesafeden... Trump'ı nişan aldı ve ateşledi silahını. Bu tamamen kendi inisiyatifiyle olan bir konu diyerek olay öyle kapatılmış durumda. Böyle de çıkabilir. Kimse bunun aksini iddia etmiyor zaten. Fakat mühim olan şey şu. Ona kim yol verdi? Kim onun keşif yapmasına izin verdi? Kim elini kolunu sallayarak Trump'a yakın eski başkanın gezi servis e, koruyor Trump'ı? E, sıradan elini kolunu sallayarak halkın arasında dolaşıyor değil bir yerden bir yere giderken de bir konvoyla gidiyor, caddeler boşaltılıyor, trafik durduruluyor. Bu aylardır böyle. Yani şey görüntülerine, uçak, helikopter görüntülerine baktığınızda, işte Trump uçağından indi diyelim ki mahkeme salonuna gidiyor. Havadan takip ediyor kameralar. Geçtiği yollar boşaltılarak, açılarak gidiyor filan. Yani bir koruma altında, eski başkan olduğu için. Haliyle e, ve daha aday değilken, e, haliyle buna kim yol verdi? Ki zaten e, bu dönemde, modern dönemde bu tür suikastler veya bu tür e, girişimlerde birileri belli kapakları açık bırakıyor ve o, kapak, o kapaklardan birileri sızıyor veya birileri geçiyor. Sonra da bu takip ediliyor. Takip ediliyor ve eylemi yapmasına izin veriliyor. Yani yeni dönemde, çağdaş dönemde, modern dönemde suikastin arkasında bir organizasyon var denildiğinde bu böyle yorumlanmalı. Kim buna geçit verdi ve kim o saldırganın elini kolunu sallayarak miting alanına gelmesine ve Trump'a ateş açmasına izin verdi. Elbette kendi başına hareket etmiş olabilir ama her kendi başına hareket eden böyle davranamıyor. Anlatabildim mi? Ekonomisi enteresan bir e, yorum daha doğrusu kapakla çıkmış. E, bu ifade yani where would they take America? E, Amerika? Amerika'yı nereye taşıyacaklar, nereye götürecekler, nereye sürüklüyorlar gibi manalara gelebilir. Esasen negatif bir yorum da içerir bu. Yani e, Amerika'nın daha radikal, daha kutuplaştırıcı belki de gittikçe demokratik değerlerden uzaklaşan bir ülke olmaya doğru evrildiğine de dikkat çeken, bundan endişe eden de bir başlık bu. Yani ne yapacaksın, Amerika'yı nereye götüreceksin derken bu ifade esasen negatif bir ifade. Yazının detayında çokça başlıklar var. Trump'ın şansı, Cumhuriyetçi Parti'nin durumu, J.D. Vance'in başkan yardımcısı adayı olarak rolü, ekonomi ve dış politikada beklentiler, ...seçim ve sonrası falan gibi değerlendirmeler var. Bütün bunların hepsine merakı olan bakabilir. Fakat görülen şey şu... E, ...debate yani CNN'deki başkan adaylarının münazarası... ...ardından Biden'la ilgili çıkan tartışma... ...sonra bu kurşun hadisesi... ...Cumhuriyetçileyen Kongresi ve bugün gelinen noktada... ...pek çok şey birbiri arkasına ve birbirini destekleyen veya... Sanki bu noktalara gelirken bir biçimde hesap edilerek gelinmiş gibi bir şeyi de ortaya koyuyor, kronolojiyi de ortaya koyuyor. Trump'a sıkılan kurşun da muhtemelen Joe Biden'ı bitiren son hareket oldu, son eylem oldu ve Biden sandığa gitmeden devrildi bir yönüyle Kamala Harris'in işi zor bakalım ne olacak. Orada Türkiye liderliği Erdoğan kendini daha fazla tutamadı ve Kıbrıs dönüşünde daha Biden adaylıktan çekilmeden Amerika'daki seçimin Kıbrıs falan meseleleri, Avrupa Birliği meseleleriyle ilgili sorulara cevap verirken Amerika'daki seçim bu işte tayin edici bir rolü var. Bu seçimin neticesiyle birlikte ne tür adımlar atılabilir göreceğiz. Ama ibre Türkiye'nin lehine dönüyor diye düşünüyorum. Bundan dolayı huzur içindeyim demiş. Yani Trump kazanıyor ve bu Türkiye'nin lehine olacak demeye getirmiş. Son artık hadiseleri alt alta koyup belli ki saray, Türkiye'deki saray. Ya Trump alıyor galiba artık biz de tutumumuzu ortaya koyalım, desteğimizi açıklayalım diye düşünmüş olabilir ama henüz çok erken. Henüz çok erken. O arada Erdoğan'ın sağlıklı işinin başında olduğunu gösterme adına Kıbrıs dönüşünde bir basketbol maçından Mustafa Varank bir fotoğraf paylaştı. Neden liderimiz sağlıklıdır, herhangi bir problemi yoktur, bak basket bile oynayabiliyor falan gibi bu görüntüler paylaşılıyor. Daha önce çok konuşulduk, konuştuk. Bu görüntüler paylaşılmaya devam edecek ve bundan da belli ki vazgeçmeyecekler. Fakat bu fotoğrafta Erdoğan'ın e, karın bölgesindeki kabartı dikkat çekti ve bu sıradan bir kabak yani e, kabarıklık değildi yani hani göbek. Göbeğin normal kabarıklığı değildi. Bununla ilgili çokça yorum oldu ama bilmiyoruz. Yani kolostomi torbası diyen var. İşte o, şey, o şu şekilde oluyor. Yani işte bir açıklık yani sindirim sisteminden gelen dışkıyı dışarıda toplayan bir torba. Her neyse ona yoranlar oldu. Kişi yani genç de olabilir, yaşlı da olabilir. Fark etmiyor. Kişinin hareketine veya aktivitesine falan imkan veriyor ama gel gelelim bir kare fotoğraf, paylaşılan bir kare fotoğraf böyle bir spekülasyonu da beraberinde getirdi. Şimdi e, Yunanistan meselesi var. Hafta sonu Kıbrıs'ın Kıbrıs, Kıbrıs çıkarmasının 50. yıl dönümüydü. Orada bir savunma bakanının e, demecine Erdoğan kükremiş. İşte haddini bil, Miçotakis haddini bildirsin. Yani esasen eskiden Kıbrıs'tan bir açık e, Yunanistan'dan bir açıklama da direkt hükümete hedef alırdı. Erdoğan şimdi o bakanı hedef alıyor ve Miçotak ise buna adini bildir diyor falan. Yani çok da fazla ilişkileri bozmak istemiyoruz falan demeye getiriyor. Her ne kadar Milli Savunma Bakanlığı bu kadar yürekten çağırma beni bir gece gelebi ansızın gelebilirim falan gibi bir şarkı sözü eşliğinde tweet paylaşsa da Kıbrıs'taki gövde gösterisine, Cumartesi günkü gövde gösterisine dair durumlar pek öyle değil gibi. Evet durumlar pek öyle değil gibi. O arada Kıbrıs demişken Kıbrıs törenlerinde Özgür Özel, Özgür Özel'in tavrı tutumu, Özgür Özel'in pozisyonu çokça konuşuldu, dikkat çekti. Ve nasıl böyle bir fotoğraf verebilir? Yani neredeyse Erdoğan'ın içine düşecek ya da bir ergen tavrı diyen var ya da hayranlık ifadesi diyen var. Hayranlık ifadesi şu fotoğrafla ilgili daha çok söylendi. İşte Özgür Özel'in Erdoğan'a hayran, aran, hayran bakışı gibi. Açıkçası bu yadırganıyor artık CHP tabanında da yadırganıyor. Her ne kadar Özgür Özel bu fotoğraflardan sonra e, ...farklı açıklamalar söylese de yalnız kaldı. Ve fotoğrafı savunmak Ahmet Hakan'a ne var kardeşim bu fotoğrafta... ...ya da Abdülkadir Selvi'ye kaldı. Ben bu fotoğrafı çok sevdim. <laughs> Yazısına böyle bir başlığı atmış. Özgür Özel tabii hemen ertesi gün... ...devlet emekliyi bu krizde yalnız bıraktı falan diyerek... ...gene kürsülerden kükremeye başladı ama... ...ne çare o fotoğraf verilmişti bir kere. E, bu enteresan bir konu. Yani... Erdoğan'la defalarca görüştü, bir araya geldi. Her defasında verilen görüntülerde yani Devlet Bahçeli ya da Numan Kurtulmuş'un Erdoğan karşısındaki görüntüsünden, durumundan çok daha gevşemiş bir görüntüyle izledik biz Özgür Özel'i. Neden böyle? Yani bilemiyoruz. Yani onca yıllık siyasi tecrübeye rağmen Erdoğan'ı görünce muhtemelen karşı koyamadığı zaafları var. Ve yüzündeki ifade, hal ve tavırları, elini kolunu neye koyamayacağı falan gibi bu şey yapıyor. Artık yadırganıyor ama belki, belli ki yani CHP'de bir imaj yönetimi varsa Erdoğan karşısında Türkiye'nin birinci partisinin lideri vakarına uygun nasıl durur veya davranır bu konuda bir egzersiz yapmak yaptırmak gerekiyor ama adrenalini çok yüksekse yapabilecek de çok fazla bir şey yok gibi düşünüyorum. Evet nasıl olacak ki? Yani Erdoğan kendinden kopan veya canını sıkan insanları bile koltuğunu değiştiriyor, yok sayıyor. Bakın işte bu gazete pencerenin bugünkü manşetiydi. İstanbul'u kaybedip Çevre Şehircilik Bakanlığı'na atandı Mustafa Murat Kurum, özür dilerim. Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu toplantısında daha önce kendine yer ayrılmış, AKP'den kopan Kasım Gülpınar, Urfa Belediye Başkanı, daha önce kendine yer ayrıldığı halde onun işte önündeki isimliğini falan kaldırıyorlar ve gidiyor seyirciler arasında bir yere oturuyor. Şu Urfa'da koordinasyon, koordinasyon toplantısı yapıyorsunuz. Urfa'nın yeniden Refah Partili belediye başkanı AKP'den yeniden Refah Partisi'ne geçti. Dışlanıyor. Şimdi iktidar herkese böyle bir tutum içerisinde. Dolayısıyla muhalefet partilerinin de bunu bu şekilde yani kendi tabanından, kendi görüşünden, kendine yakın partilerden biridir yeniden refah. Hatta Geçen yıl seçimde Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan adaylığını koyup vazgeçmişti. Ve Cumhur İttifakı'na destek vermişti. Erdoğan'a seçiminde. Yani sizin cumhurbaşkanınıza da destek vermiş %4-5 gibi oyu olan bir partiden bahsediyoruz. Partiden bahsediyoruz ve onun belediye başkanı bu şekilde muamele görüyor. İktidarın, muhalefetin gerçekten bu fotoğrafları iyi analiz etmesi gerekiyor. Ama zannediyorum... E muhalefet partileri yani mu, başta CHP zaten muhalefet partileri de dememek lazım. Bir CHP bir de DEM Parti kaldı. İlkesel olarak muhtemelen Devlet Bahçeli'nin ya da Erdoğan'ın biyolojik ömürlerini tamamlamasını bekliyorlar. Bunu satın almış durumdalar öyle görülüyor. Ee, bir ekonomik çöküş söz konusu olabilir. Bunu da herkes acı acı görüyor. Ve bu ekonomik çöküş neticesinde küçük bir ihtimalde olsa bir sosyal patlama yaşanabilir. Öyle bir durum olduğunda da belki seçim metazori gelebilir. Zaten Özgür Özel'in geçim olmazsa seçim olur sözü de bu riske dikkat çekiyor ama kendisi de biliyor ki bu ihtimal çok çok düşük. Erken seçim tarihini de daha önce açıklamıştı bir buçuk yıl sonra olur demişti o da Kasım 2025'e denk geliyor. Haliyle şu ara çok da fazla bir şey beklememek lazım ama ekonomik kriz önemli yani Milli Gazetenin bugünkü manşeti çekirdek bile ithal ediliyor. Çekirdek bildiğimiz çift dediğiniz çekirdek, ay çekirdeği. Sade de emekli maaşı 17 bin lira olsun diyenlerin sırtında küfe yok. Sırtında küfe yok ama yani Erdoğan'ın er ve Erdoğan yönetiminin... ...kaynakları nasıl artık 5'li çete midir, 50'li çete midir, 150'li çete midir... ...onlara nasıl dağıttı? ...nasıl ver vergi afları verdiği filan da ortaca. Dolayısıyla e, bu konuda biraz böyle. Emekliye çok gördüler, dolandırıcıya verdiler. Erdoğan süzerin sözcüdeki haberi. AKP limanlarda KDV yol kdv yolsuzluğu yapanlara göz yumdu. Ama dediğim gibi işte sırtta küfe meselesi bu. Yani... Bu sırtta bir küfü olarak görülmüyor. Bilakis bu tür konularda Erdoğan kendiyle beraber hareket eden iş adamlarına veya muhkemetlerine her türlü bir şekilde yasal açıdan da ne bileyim devlet imkanlarını da sonuna kadar açıyor, kullandırıyor. Neyse birlikte zenginleşiyorlar ama öte tarafta da acı reçeteyi vatandaş içiyor. Bakın bu vergi meseleleri demişken o konuda Ali Babacan'a kulak verelim. Son aslında üzerine söyleyeceğim birkaç kelime olacak. Bir tabir vardır sürümden kazanmak diye sürümden kazanmak. Bu bir ticaret tabiridir. Çıkrıkçılar yokuşunun, Sultan Hamam'ın, Tahta Kale'nin tozunu yutanlar bunu iyi bilir. Bu ne demek? Kar haddini düşük tutarsın. Malı ucuz satarsın ama çok satarsın. Oradan para kazanırsın. Buna sürümden kazanmak denir. Biz bunu aldık devlet yönetiminde vergide uyguladık. Yani vergi oranlarını düşürdük. Ekonominin tabanını büyüttük. Düşük vergi oranlarıyla daha fazla vergi topladık. Katma değer vergisini pek çok üründe yüzde 18'den 8'e indiriverdik. Bütün giyimde, kuşamda, bakın insanın en çok para harcadığı yerler. Gıdada. Sağlıkta eğitimde. Maliye bürokrasisi epey bir tereddüt ediyordu. Ya 18'den 8'e düşürdük. Şimdi vergi yarı yarıya düşecek. Ya arkadaşlar bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Çünkü bu sektörlerin hepsinde zaten insanlar yüzde 18'i yüksek buluyor. Ödeme de güçlük çekiyor. Sen 8'e indir, insanlar daha çok kayıt içine girecektir. Ve vergi konusunda daha çok ılımlı bakacaktır ve tahsilat olacaktır ve oldu. yüzde %18'den 8'e indirdiğimiz her alanda daha çok biz katma değer vergisi topladık. Evet, devlet deniz ve havalimanlarında haksız KDV adesi yoluyla devletin zarara uğratıldığı tespit edildi. Ancak soygunu önlemek için getirilen düzenleme AKP oylarıyla iptal edildi. Böyle Ali Babacan'la Mehmet Şimşek daha önce uzun yıllar mesai arkadaşlığı yaptılar. Yan yana ekonomiyi birlikte yönettiler. Ali Babacan bu işin doğrusunu söylüyor. Vergi oranlarını düşür ki sürümden kazan, topladığın vergi artsın. Ki bunu kendi döneminde Trump da kullandı. Yaptı ve bunu bir propaganda malzemesi olarak kullandı. Doğruydu da haklıydı da durum budur. Ama Türkiye'de ekonomi yönetimi tam tersini yapıyor. Orada Doğu Perinçek işte meydan okumuş işte ve, ve ordu ve polisle CHP'ye veya bir muhalefet iktidarına parmak sallamış. Hatta tam ifadesi şu: ekonomi felakete e, gidiyor falan derken işte insanlar aldanır, oy verir, verir filan falan. E, buna ne ordu razı olur, ne polis razı olur, bunu söyleyeyim. Hiç kendimizi birbirimizi aldatmayalım. HDP Dem Parti mecliste beraber sıra, sıra e, kapaklarını dövüyorlar. Her konuda beraberler CHP'yi kastederek. Onların belediyelerini koruyor. Beraber barikat kuruyorlar filan. Ne iktidar olabilir? Ne muktedir olabilir? İsterse %90 oy alsın. Evet. Ve buna diyor polis, ordu izin vermez. Halk da bu yetkiyi vermez. Ordu da vermez. Polis de vermez. Evet bir taraftan da böyle parmak sallıyorlar. Siz iktidara gelseniz bile Ordu var polis var. Sonra da diyorsunuz ki sonra da darbeciyi başka yerlerde arıyorlar. <laughs> ne diyeyim yani. Bakın böyle bir ülke Said Sefa yazmış. Çakıcı ve Bahçeli'yi ziyaret eden geçtiğimiz hafta Perşembe Cuma gününün konusuydu. ÖSO komutanı olarak anılan bu şahıslar Mitçi Kemal Kemal Eskintan'ın elemanlarıdır. İbrahim Kalın'a ve saraya mesaj verilmiş. Bahçeli Suriye ile barış görüşmeleri başlamışken Suriye tarafından terörist kabul edilen isimlerle görüntü veriyor. ÖSO liderleri olarak bilinen bu şahıslar gerçekten ne iş yapıyorlar? İnsan kaçakçılığı, adam kaçırma, uyuşturucu trafiğini yönetme, Mersin, Hatay, Ankara, İstanbul'da hem kendi adlarına hem elemanları adına aldıkları gayrimenkulleri var. 15 Temmuz'da özellikle köprüdeki askerleri öldürmek için Suriye'den bir hafta önce getirilen cihadistleri kim yönetiyordu diye de sormuş. Durum böyle. Merhum Kemal Derviş CNN Türk'te soru cevap programının ardından uğurlarken diyor Yavuz Baydar. Ben gidiyorum Yavuz Bey. Şimdilik off the record deyip şu notu paylaşmış. Kemal Derviş vefat etti yakınlarda Yavuz Baydar'a. Burası vasıflı insanları öğütüyor. Bize yer yok. Size de kendinizi kollamanızı tavsiye ederim. Çok dikkat edin. Bir Türkiye fotoğrafı. Yine bir başka Türkiye fotoğrafı Nurcan Baysal paylaşmış. İki fotoğrafa dikkatle bakın diyor. İlki 15 yaşında tarım işçisi Esma Nur Argun, ikincisi 18 yaşındaki ablası Elif Argun. Urfa viran şehirlilerdi. Çalışmak için gittikleri Bursa Mustafa Kemal Paşa'da işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu birkaç gün önce öldüler. Tarım işçisi çocukların ölüm haberleri her hafta minik birer satır olarak geçiyor medyada. Devam ediyor daha. Yayını pauselayıp okuyabilirsiniz. Can gibi iki kız. Dünya güzeli iki kız çocuğu. Biri 15, diğeri 18 yaşında. İki genç kız. Evet. Bir başka Türkiye fotoğrafı ekonomi demişken Ali Uslu Dardanel'de yöneticiymiş ee, sıradan bir isim değil. Bu tatilde Türkiye'nin birkaç yerini gezdik misafirlerimle birlikte korkunç bir fiyat uygulaması var çoğu işletme sahibi kira çok yüksek diyor her şeyin fiyatı arttı diyorlar Cunda'da bir restoranda yemek yerken fiyatlar yüksek dedim adam haklısınız ama geçen yıl 600 bin olan kira bu yıl 1 milyon oldu dedi tamam da senin mal sahibinin aç gözlüğünü biz mi ödeyeceğiz mal sahipleri de alem babadan kalma bir yer turistik olunca değerleniyor ve kirayı geçim yoluyla kapatıyorlar kirayı geçim yolu yapıyorlar 45 TL'ye bir, ba bir bardak çay olur mu dedim Kapadokya'da burası böyle dedi ki bu o çaya parayı verebilecek durumda olan bir insan iş insanı yani İyi de neden dedim. Göreme'de Rize çayı daha mı pahalı bu markette? Asgari ücret daha mı fazla? Kira yüksek diyor. Gördüğüm korkunç manzara şudur ki turizm bitmiş durumda. Yerli turist gelmez ama bu yıldan sonra yabancı turist de özellikle Avrupalı turist de gelmez. Sonra cin tonik rakamlarını Oslo ile karşılaştırmış filan falan. Her şeyin içine etmekte üstümüze yok vallahi diyerek de tamamlamış. Evet. Bir önceki yayında paylaşmıştım bu görüntüyle ee, ...bitirelim yavaş yavaş... ...Trump'o Manya demişti... ...Hulk Hogan... ...Cumhuriyetçi Kongrede, Cumhuriyetçilerin Kongresinde... ...Trump'o Manya'nın... ...yeniden hükmetmesine izin verin... ...demişti. Sağda da... ...merdivenleri çıkmakta... ...güçlük çeken Joe Biden... ...memleketi... Delaware'e gidiyordu ve henüz... ...çekildiğini açıklamamıştı. Amerika'da da öyle... ...Avrupa'da da belli yerlerde böyle... Türkiye'de de böyle genel olarak bir fotoğraf çekmeye çalıştım. Elbette en şeyi karartmayın. Fakat e, görünen o ki e, bir yönüyle Özgür Özel haklı. E, geçim yoksa seçim var. E, siyasetçiler veya bu, konuya, bu konuda çözüm üretmesi beklenenler e, bir yere kadar e, sizin sesiniz soluğunuz olabiliyor. Ve bir noktadan sonra halkın, vatandaşın durumu ele alması gerekiyor. Başka türlü nasıl olacak ki? Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir demişti. Süleyman Demirel. Gerçekten de öyledir. 24 saatin neler getireceğini veya neleri götüreceğini bilemeyiz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.